İhtiyar! İhtiyar! Doğan'la anlaştık. Hangarı ben yöneteceğim artık. Tam senlik iş. Sabah akşam dayak yersin. Ha? Dövüş için değil, sen Doğan'a yakın ol dedin diye kabul ettim. Uydurma. Sen kimsenin lafıyla iş yapmazsın. Bana kızdın sen. Aferin. Anlamışsın. Böyle bir hayat yaşamayı bilmediğim için bocalıyorum. Beni en iyi tanıyan sensin. Sen anlarsın. Bu yaşıma kadar hiçbir şeyin peşinden koşmadım. Hiçbir gün bir amacım olmadı benim. Şimdi kafaya bak. Mağaradaki ateşin alevleri, dağın zirvesindeki ejderha, uçaklar, füzeler, savunma kalkanları. Mete Han'ın okundan bahsetmişsin, hatırlıyor musun? Allah belamı versin, kafamın içinde bir sürü vızıldayan ok var. Hepsi birden ağır geldi ihtiyar. Kızma bana. Kurban olurum sana. Gel. İyi düşün öyle gel demiştin, geldim. Düşünecek bir şey yok. Ne dediysen öyle. Boş ver evlat. Vazgeçtim. Haklısın. Birden çok yüklendim sana. Yok, orada dur. Ben halimden şikayet etmedim, dert anlattım sana. Ben seni anladım. Ya sen kendini anladın mı evlat? Derman arardın derdine, derdin sana derman imiş. Kendi hikayene başını çeviriyordun. Bürhan arardın aslına, aslın sana bürhan imiş Altay Kurdoğlu. Hayatının anlamı da, varlığının sebebi de, aradığın kanıtlar da geçmişinde, yaratıldığın topraklarda saklı. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe sonuna kadar gitmeye hazırım. Şüphem olsa aralamazdım kapıyı. Sen bu akşam başka bir kapı açacaksın.